Tabii depremin ardından sergilenen dayanışma Türkiye ile Azerbaycan arasında da tek millet, iki devlet vurgusunun çok net göstergesi oldu sevgili seyirciler. Aracıyla taşıdığı yorganlarla hafızalara kazınan Azerbaycanlı Server Beşirli, samimi gayretiyle gönüllere taht kurdu. İşte onu basında gören bir iş insanı. Server için harekete geçti, arabasını yeniledi, evinin de tamirini üstlendi. Azerbaycan muhabirimiz Fatih Avanoz o iş insanını buldu, duygu ve düşüncelerini sizler için aldı. Hemen dönelim biz de Fatih Avanos'a ve konuğuna bırakalım sözü. 6 Şubat'ta Türkiye peş peşe ardı ardına yaşanan depremlerle adeta sarsılmıştı ve o depremlerin hemen ardından tabii ki Türkiye uluslararası bir yardım çağrısında bulunmuş ama o çağrıyı beklemeden harekete geçenler vardı. O ülkelerden biri de Azerbaycan'dı. İlk bölgeye ekiplerini gönderen Azerbaycan'dı ama tabii ki sadece Azerbaycan devleti değil, milletiyle, halkıyla da harekete geçmişlerdi ve gerçekten büyük bir seferberlik başlamıştı. İşte o seferberlik zamanında bir kahraman vardı. Arabası belki eski gibi görünebilir, imkanları sınırlı gibi görünebilir ama o kocaman yüreğiyle Türk halkının gönlünü fethetmişti. Tabii ki Server Beşirli'den bahsediyoruz. O arabasıyla, Türkiye-Azerbaycan bayrağıyla arabasının üzerine yüklediği yastıkları, yorganları Türkiye'ye yetiştirmek için o sıcak giysi malzemelerini taşırken fotoğraflanmıştı. İşte o fotoğraf Türkiye'de de bir insanı, birisini milyonlarda olduğu gibi çok etkilemişti. Bir iş insanı, Türkiye'li bir iş insanı Azerbaycan'daki bir dostu vasıtasıyla Server'e ulaşmış ve onun arabasını değiştirmek istemişti. O iş insanı şu anda yanımızda. Sebahattin Civelek, Türkiye'den bir iş insanı. Azerbaycan'da Server'i buldu, kendisiyle tanıştı ve ona da küçük bir teşekkür etmek istedi. Şimdi yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Çok anlamlı günlerden geçiyoruz. Duygusal günler. Çok kaybımız oldu. Hepsine Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Ama bu noktada siz tabii ki Server'in haberlerini gördünüz zannediyorum. Evet, ve zannediyorum etkilendiniz ki böyle bir şey yapmak istediniz. Neler söylersiniz? Bu görüntüden vicdan sahibi olup da etkilenmeyecek bir insan olur mu? Vatanını ve milletini seven, davasına gönül vermiş, bayrağına gönül vermiş insanlardan hiçbiri kayıtsız kalamazdı. Ben de onlardan, milyonlardan biriydim sadece. Belki yüz binler bunu yapacaktı. Ben hızlı davrandım, bekleyemedim. Uyuyamadım, rahatsız oldum. Bu kardeşimize bir teşekkür etmek istedim. Azerbaycan Bakü'deki dostumu aradım. Bu insana, yüreği büyük de, insana, deriz ya mangal gibi yüreği var. Evet, bu insana ulaşmalıyım, ben ona bir teşekkür etmeliyim dedim ve arkadaşım, dostum kendisine ulaştı. Sonra da görüştürdü, kabul etmek istememiş, ben rica ettim. Bu bir amaç değildir, bu bir araçtır. Dostluğumuzun, milletimizin, devletlerimizin arasında dostluğun gücünü gösterme açısından bir araçtır sadece. Bu maddeyi görmeyin arada, ruhu görün. Nasıl ki bütün imkansızlıklara rağmen Azerbaycan halkının elini Türkiye'ye uzattınız, siz Azerbaycan'ın eli oldunuz. Ben bunu gördüm. Siz de böyle kabul edin. Türkiye'de yaşayan Türk milletinin bir ferdi olarak size teşekkür etmek istiyorum. Meseleye böyle bakın, gözünüzde büyütmeyin. Büyütülecek bir yanı yok bunun. Kardeşinizin size bir ikramı, teşekkürü olarak kabul edin dedim. O da tamam abi dedi. İşte kardeşlik budur dedim. Sen zaten fazlasıyla gösterdin. Bu beni şey yapacak, mutlu edecek, kabul et dedim, ısrar ettim. Arkadaşım da ısrar etmişti ve kabul etti. Çok mutlu oldum ve sonra da kendisiyle tanışmak için Bakü'ye geldim. Karşılaştık, böyle uzun yıllar görüşmemiş iki kardeş gibi sarıştık, duygulandık. Dedim ki çay ikram etme sırası sende, çayımız var mı dedim. Var abi dedi, güzel çaylarını getirdiler. Birlikte sohbet ettik, oturduk. Gönüllerimiz kaynaştı tekrar ve bundan sonra birbirimizden ayrılmayalım dedim. Anladığım kadarıyla
Server'in arabasına yeni bir araba hediye ettiniz. Ayrıca da bir de ev oldu galiba. İnşallah, inşallah. Zannediyorum bundan sonra da bir kardeşiniz oldu ki milyonlarca Azerbaycanlı gibi. Evet. Server de bir kardeşiniz. Evet. Temaslar devam edecek herhalde. Tabii, görüşeceksiniz. Edecek inşallah. Ne gerekirse benim çocuklarım da kendisini tanıyor. 4 tane erkek oğlum var. Oğuzhan, Metehan, Cengizhan ve Timurhan. Onlar da tanıdılar. Biz olmasak dahi bu dostluk onlar vasıtasıyla devam edecek inşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten anlamlı bir hikaye. Bu konuda da Azerbaycan'da da Türkiye'de de çok büyük ses getirmişti Server'in o yüreğinin zenginliği. Sizin de zannediyorum bu yardımınız büyük ses getirecek. Şimdi mesele şudur. Duyguları bir vesileyle, bir araçla ortaya koymaktır. Bu bizim amacımız değil. Maddiyat amaç değildir. Araç olabilir ancak davalara hizmet eder. Ben bir yazımda şöyle demiştim. Manevi gücün yanındaki maddi güç demiştim. Bizim firmamızı kastetmiştim. İnançların arkasında duran maddi güç. Bazı şeyler maddi güç olmadan hayata geçirilemiyor. 30 yıl hasret beklendi. Neden? Çünkü hazır değildi. Devletlerimiz hazır değildi. 30 yıl sonra hazırlıklar yapıldıktan sonra meseleyi çözdük. İnşallah Han kenti de kurtulacak ve benim düşüncem bu. Zengezur koridorunu savaş tazminatı olarak Azerbaycan Türk Devleti'ne vermeleri gerekiyor. Şahsi görüşüm. Çok teşekkür ediyorum Sebahattin Bey. Sayın Sebahattin Civelek İstanbul'da bir iş insanıydı. Haberlerde Server'in o koca yüreğini, onun o çabasını, gayretini görmüştü, duygulandı ve gördüğünüz gibi de Server'e bir daire, bir de ev, bir daire, bir de araba hediye etmişti. Kendisiyle de burada tanıştı. Server'le artık bundan sonra kardeşiz, görüşmeye de devam edeceğiz dedi. Anladığımız kadarıyla da Sayın Civelek gerçekten bir Azerbaycan sevdalısı, Türk dünyası sevdalısı. Bu anlamda da yaptığımız kesinlikle önemli değil, ufak bir jesttir dedi. Başkent Bakü'de son notlarda bu şekilde söz yeniden size bırakalım. Sabahattin Civelek'e biz de bu yüce gönüllülüğü için teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler.